21 yaşındaki genç kadın çalıştığı mağazada nişanlısı tarafından dakikalarca darp edildi. İlginçtir, dayak sırasında yere düşen çantaya bir şey olmasın diye alıp kaldıran saldırgan sevgilisine hiç mi hiç acımadı. Gözümü patlattı. O sırada bir çanta yere düştü o bana vururken. Düşen çantayı kaldırdı ama yine beni dövmeye devam etti. Vurduğu yerdeki demirler çok sivri demirlerdi. Yumruk attı, yerden yere vurdu. Nişanlısına acımasızca saldırdı. Ve çok korktum, hani bayılacağım, hatta öleceğimi düşündüm orada. Bir süre gözüm görmedi çünkü bu sağ gözüme bir perde indi. Akıl almaz olay geçtiğimiz pazartesi günü İstanbul Zeytinburnu'nda yaşandı. 21 yaşındaki İlayda Ötüncü'nün çalıştığı mağazaya nişanlısı geldi. Çift konuşurken aralarında tartışma çıktı. Ortak bir arkadaşımız yurt dışına kız arkadaşının geleceğini söyledi. Benim gözüm tutmadı dedi. Ramazan'ın ilk günü de bana onlarla birlikte yemeğe gideceğimizi söyledi. Oraya gitmek istemediğimi söyledim. 21 yaşındaki İlayda red cevabı verince nişanlısının gözü döndü. Bir anda kendisine sertçe bir yumruk attı. Dakikalarca mağazanın ortasında şiddet uyguladı. Tokat attı. Yerden yere zaten valizlerin ortasına. İşte yere saçlarımı tuttu, sürükledi. Ben kendimi kurtarmaya çalıştıkça daha çok sinirlendi. Daha çok dövmeye başladı, vurmaya başladı. İlayda Ötün can havliyle ayağa kalktı. Hemen mağazanın arkasına doğru koştu. Depo tarafına kendisini kilitledi. Annesini arayıp yardım istedi. Çok şükür benim annem geldi. Ben oradan çıkabildim. Hiçbir şey olmamış gibi dükkanın içinde yine duruyordu. Bunlar daha hiçbir şey, sen göreceksin dedi. Birkaç küfür etti. Ondan sonra çıktı gitti. Talihsiz genç kız yüzünde çok sayıda darp iziyle hastaneye kaldırıldı. Tehditler orada da devam etti. Hastanedeyken beni arayıp ne yapıyorsun lan, mahkemelere gele, sakın gelmemezlik yapma diye dalga geçerek benimle konuşabilecek rahatlıkta. İlayda Ötünç karakola gidip nişanlısından daha önce de şiddet gördüğünü söyleyip şikayetçi oldu. Uzaklaştırma kararı aldırdı ama hala korku içinde. Her an bir şey yapabilir. Bakkala gidemiyorum, markete gidemiyorum. Çünkü her an karşıma çıkabilir. Ben gerçekten onun hakkında gereken yapılmasını istiyorum.